Geniş Basın Söyleşilerin bugünkü konuğu, Karzı Hasef Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Mehmet Koca sorularımızı cevaplayacak. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Efendim, açılımını anlatabilir misiniz bize? Karzı Hasan, karz borç anlamına gelir. Hasan da güzel, güzel borç anlamına gelir. Karzı Hasan kavramı kitabımız Kur'an-ı Kerim'de birkaç ayet-i kerimede geçer. Allah-u Teala kendisine verilen borç anlamında yüreklendirir. Dolayısıyla insanların kendi aralarında güzel bir şekilde borçlanmaları teşvik eden bir müessesedir. Evet, çok da güzel. Peki daha önce neler yaptınız? Bu vakfı ne zaman açtınız? Bu Karzı Hasan Vakfı'nın Ekim ayından itibaren faaliyette. Tabii bunun düşüncesi geçmiş 2 yıla kadar giden, 3 yıla kadar giden düşüncesi var. Şu anda bulunduğumuz yer Mavera Vakfı. Mavera Vakfı bunun hamisi. Mavera Vakfı'nın öncülüğünde buradaki yaptığımız sosyal faaliyetlerin neticesinde bu duygular, düşünceler oluştu bizde. Bir Karz bir ekonomik bir müessese. Dolayısıyla bunun yanında evlenmeyi tavsiye eden bir sürü hadis-i kerimeler var, ayet-i kerimeler var. Gençlerimizi evlendirme konusunda teşvik var. Dolayısıyla iki müesseseyi bir araya getirdik. Evet. Borç verme müessesesini sadece evlilik üzere münhasırlaştırdık. Dolayısıyla evlendirmeyi de teşvik etmek ve evlenmek isteyenlere, ekonomik nedenlerle geciktiren arkadaşlarımıza faizsiz borç verme anlamında bir uyumlu bir yapı hale getirdik. Evet, dolayısıyla Karzı Hasan güzel borç verme kavramını sadece evlenenlere yönelik bir ihtisaslı bir kurum haline getirmiş olduk. Çok güzel. Peki bu proje başladığından beri şu anda sayınız nedir? Şimdi bu proje başladığından beri çok yoğun bir ilgi var. Biz Ekim ayından itibaren borç vermeye başladık sessiz sedasız. 22'nin üzerinde şu anda borç vermiş gencimiz var, delikanlımız var. Bu son dönemlerde sizlerin ilgi göstermesiyle, medyanın ilgi göstermesiyle biraz önce arkadaş bana rapor verdi. 1200'ün üzerinde internet üzerinde başvuru varmış. Tabii bu hangisi ne kadar real, ne kadar verilebilir, verilemez. Tabii araştırılıyor. Tabii araştırılıyor, tabii. İnceleniyor. Sorarsanız bu süreçleri anlatırız. Peki efendim 33 yaş geçmemiş. Evet, kimlere veririz sorusunu evet. Sorarsanız ilk evlenmiş olmaları lazım ve 33 yaşını geçmemiş olması lazım. Bu sadece bir eleme unsuru ve genç yaşta evlenmeyi teşvik etmek anlamında 33 yaş kavramını sınırlandırdık ve ilk evlenmesi gerekiyor ve 33 yaşını iki çivitinde 33 yaşını geçmemesi gerekiyor. Evet. Önemlilerden biri. Evet. Peki. Başka neler söylemek istersiniz son olarak gençlerimize? Size nasıl ulaşsınlar? Şimdi açıkçası son dönemlerde ekonomik nedenlerle evlenme yaşı çok yükseldi. 27 yaşın üzerine çıktı ortalama. Evet. Ekonomik nedenlerle evliliğini geçiştiriyorlar insanlar, geciktiriyorlar. Bu geciktirmeden kaynaklı bir sürü yanlış ilişkiler, yanlış davranışlar ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bütün ve evlendikten sonra da evlenme sırasında eğer yanlış borçlanmalar, faizli borçlanmalar olduğunda da evlendikten sonra da problemler ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bir de sosyal dayanışma açısından insanların birbirine borç verme kültürünün de edinilmesi gerektiren bir örneklik olmasını istiyoruz. Maalesef bu Karzı Hasan müessesesi işlemiyor toplumumuzda. Niye? Borcu alanın yanlış davranışı, borç verenin yanlış davranışı, enflasyona karşı yenik tutmasın, kapitalist liberal dünyanın getirdiği alışkanlıklar, bütün bunlar bu müessesenin sağlıklı çalışmasını engelleyen bir tutumu var. Dolayısıyla iki tane Allah-u Teala'nın emrettiği Karzı Hasan kavramıyla evlendiğiniz kavramı bir araya getirdiğinde güzel sonuçlar ortaya çıkacağı ortada. Bu nasıl oluyor? Evlenmek isteyen arkadaşımız gencyuva.org sayfasından müracaat ediyor. İnternet üzerinden. 33 yaşını geçmemiş olacak, hiç evlenmemiş olacak. Onun dışında kim ne olursa olsun fark etmez. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan vatandaşı olsun olmasın. Herkes başvurabilir. Başvurma açısından serbest. Başvurduğunda biz neler istiyoruz? Biz diyoruz ki o form istiyoruz. Bir, gelir beyanı istiyoruz. Çünkü borç vermek istiyor. Geri ödemesi gerekiyor. Ödebilme kabiliyetini ortaya çıkarması lazım. Ne istiyoruz? Bu kuvvetli nüfus lütfen istiyoruz.
iki gençten de. Hı hı. Niçin istiyoruz bunu? Daha önce evlenmemiş olduğunu göreceğiz ve evlilik dışı çocuk olup olmadığını görmek açısından. Evet, bu sistemle takip etmek. Takip eden. Ondan sonra ne istiyoruz? Adli sicil raporu istiyoruz. Hı hı. Aile konusunda, eş konusunda yanlış bir adli bir vaka olup olmadığını görmek açısından bu gibi belgeler istiyoruz. Bu belgelerle beraber müracaat ediyor arkadaşımız. Bizim bir borç verme komitemiz var. Evet. O komite bunu değerlendiriyor. Bu delikanlımıza, bu gence borç verebilme kabiliyetini hissettiğinde evrakları tam ise davet ediyor. Bu komite, bu arkadaşları bir kere şunun altını çizmek lazım. İki gencin birbirinden habersiz bir borca girmesi istemiyoruz. İlla ki haberdar olacak. Beraber müracaat edecekler, beraber girecekler. Eğer gelebilme imkanları yoksa internet üzerinden canlı yayınla bir mülakat yapılacak. Bu mülakatın neticesinde gençlere soruyor komite. Diyor ki kaç para istiyorsunuz? Evet. Bunun üst limiti nedir sorarsanız? Bunun üst limiti makul harcama limiti. Harcama kalemlerini ifade ediyorlar. Eğer bir makul harcama kalemiyle istedikleri rakam uyumluysa peki diyoruz. Örneğin 50 bin lira istedi. Peki bunu nasıl ödeyeceksin sorusu arkasına geliyor. Evet. Yani miktarın ne kadar olduğunu ve nasıl ödeyeceğini gençler tespit ediyor. Onlar da diyorlar ki işte biz şu kadar taksi, şu kadar miktar ödeyebiliriz. Takıda da toplu miktar şu kadar ödeyebiliriz diye bir şey yapıyorlar. Bizim nakit akışımıza uygunsa peki diyoruz. Uygun değilse biraz yardımcı oluyoruz. 1000 lira olmasın da 1500 lira olsun. Takıda 10 bin lira değil de 15 bin lira olsun gibi bir yaklaşım sergiliyoruz. Peki anlaştık. Ondan sonra bu arkadaşımızın Genç Yuva diye bir kooperatif organizasyonumuz var. Buna demin söylediğim gibi Genç Yuva kooperatiftir o. Ona kooperatif ortak olmasını talep ediyoruz arkadaşı. Niye? Kooperatiflerin ortaklar arasındaki borç verebilme hukukunu oluşturmak için. Mevzuat gereği. 200 lira vererek ona ortak oluyor. Bu ortaklık payı. Bu borç alma verme ile alakası yok. Çünkü 50 bin lira veren sadece 50 bin lira geri ödüyor. Hiçbir organizasyon parası, hiçbir faiz, bir dövize veya bir endekse dayalı bir yapısı yok. Sonra bir sözleşme imzalıyoruz. Sözleşmeyi imzaladıktan sonra senet imzalıyor, kefil getiriyor. Bu sözleşmede imzalarken diyor ki ben nikah tarihimden bir ay içerisinde de şeyimi ibraz edeceğim. Evlilik cüzdanımı. Evlilik cüzdanımı ibraz edemezse bu alacak muaciliyet kazanacak teknik tabirle. Peki, şimdi biz parayı nasıl ödeyeceğiz? Her şey sözleşme imzalandı, kooperatif ortak oldu. Biz artık şey istiyoruz. Belediyeden nikah randevusu tarihi istiyoruz. Nikah randevusu tarihi gelmeden biz parayı havale etmiyoruz. Çünkü sadece evliliğe yönelik. Evet. Nikah tarihi de 90 günden az olmaması lazım. Yani bugün ayın diyelim kaçı 15'i? Evet. 15 Ocak, 15 Şubat, 15 Mart. Eğer Mart'ın sonundaysa nikah tarihi biz 15 gün sonra ödüyoruz parayı. Yani 3 ay 90. günde ödüyoruz. En erken ödediğimiz şey. Sonra bu parayı havale ettik. Bu parayı havale ettikten sonra o arkadaş havale ettikten yani ne yapıyoruz? Genç Yuva Kooperatif diyor ki havale etmeden önce bu paranın kaynağı neresi? Karzahsan Vakfı. Karzahsan Vakfı'na diyor ki Muhammed'e 50 bin lira para vereceğiz. Komitemiz buna karar verdi. Ona göre lütfen Muhammed adına siz kooperatife borç para veriniz. Karzahsan Vakfı da kooperatife borç para verir. Karzahsan Vakfı'nın parası nerede oluşuyor? Hayırsever insanların, bu meselelere duyarlı olan insanların, bu meselelere duyarlılıktan kastım, işte gençlerimiz şöyle oluyor, böyle oluyor filan, işte diyen arkadaşlarımız, böyle müesseselere destek veren insanlar oraya bağış yapıyorlar. Evet. O bağışların neticesinde kooperatife borç vermiş oluyorlar, kooperatife örnek Muhammed'e borç vermiş oluyorlar. Sonra ödemeye başlıyor. Siz sormadan anlatıyorum ama evet, hikaye, özür dilerim yani sizin. Soracaklarını zaten bahsediyorsunuz. Sonra ödemeye başlıyor arkadaşımız takvimde, rutinde. Ödeme gecikti. Evet, orayı soracaktım. Evet. Ödeme gecikti. Ödeyemiyor mu? Ödemiyorum. Bu çok önemli. Evet, bir de orası. Kasıtlı ödemiyorsa hemen hukuki işlem yapıyoruz. Ödeyemiyorsa biraz kolaylık sağlıyoruz. Vakit veriyoruz. İşte yeniden yapılandırma yapıyoruz teknik tabirle. Evet. Eğer en nihai noktada ödeyemez, aciz duruma geldiğinde bakıyoruz durumuna. Çünkü zekat alabilme kabiliyeti oluşmuş oluyor. Evet. Biz onun ayet-i kerimede olduğu gibi borcunu siliyoruz.
Ama borcunu peki, silerken böyle oldu mu hiç hocam? Daha henüz daha olmadı, olmadı. Öyle bir şey. Olmayı da istemiyoruz, temenni etmiyoruz ve zannetmiyoruz da. Çünkü İnşallah. ödeme kabiliyetleri uygun arkadaşlarımızın. Kötü niyetlilikler hariç orada ne yapıyoruz? Karz Esen Vakfı'ndaki zekat fonuna müracaat ediyoruz. Diyoruz ki bu arkadaşımız artık zekat alabilme şeyine düştü, durumuna düştü. Siz onun adına bu borcu ödeyin diyoruz. Dolayısıyla Karz Esen Vakfı'ndaki bağışların da kaynağı zekat değil. Çünkü zekattan borç verilemeyeceği için orada tamamen hibe ve bağış sistemiyle çalışıyor. Evet, peki bu projeyi başlattıktan sonra gönüllüler çoğaldı mı? Başlatmadan önce var oldu zaten. Onlar bizi sonrası, yüreklendirdi. Sonrası yavaş yavaş bilmediğimiz, tanımadığımız arkadaşlar Karz Esen Vakfı'ndaki bağış hesap numaralarına 20 lirayla 500 lira arasında çok enteresan bağışlar geldi. İnsanlar buna sahip çıkıyorlar, dua ediyorlar. Dolayısıyla bu zaten bu müessesenin açıkçası devam edebilir. Biz bir araç, aparat oluşturduk. Biz parayı veren taraf değiliz, parayı alan taraf değiliz. Biz sadece organizasyon yapıyoruz. Dolayısıyla parayı alan arkadaşlarımız zamanında öderlerse, bu müesseseye saygı gösteriyorsa ve bu müesseseye de bağış yapan arkadaşlarımız, dostlarımız, insanlarımız destek verirse bu müessese devam eder. Evet, çok da güzel. Ama siz de işte iki tarafı ortadasınız ve biz, siz buluşturuyorsunuz. Tabii biz buluşuyoruz. Parayı veren biz değiliz. Biz parayı verenle alan arasında bir organizasyon yapıyoruz. Çok güzel. Rabbim kolaylıklar versin. Amin. Gerçekten çok güzel. Peki eklemek istedikleriniz var mı son olarak? Evet, son olarak bizim toplumumuzda duyarlı arkadaşlarımıza böyle bir aparatı, organizasyonu yaptığımızı ifade ettik. Buna sahip çıkmalarını istiyoruz. Dolayısıyla bunun müesseseleşmesini istiyoruz. Örnek olmasını istiyoruz. Allah-u Teala kendi yolunda bir adım atana bir sürü kapılar açacağına inanıyoruz. Tabii bu okyanusta bir damla. Bütün toplumun problemlerini çözebilme kabiliyeti yok. Sadece bir uyarı fişeği, bir dua yerine geçsin anlamında bir yapıyoruz. Çünkü sosyal duyarlılığı çok yüksek. Gençlerimizin evlenmesi, sağlıklı aile kurması gerekir ki toplumumuzun devam, son kalemiz bizim aile. Şu anda çok uluslararası önemli. Sistemin, mekanizmanın, medyanın içindesiniz. Medyadaki aileye yönelik saldırıları siz iki taraflı yaşıyorsunuz, görüyorsunuz. Bunun, bu değerlerimizin korunması ve ahirete inancımızın göstergesi, ahiretin var olduğuna kabul etmek değildir ahirete iman. Ahirete iman nedir? Şu anda yaptıklarımızın ve yapmamız gerektiği halde yapmadıklarımızın kayda geçtiğini biliyor olmaktır. Evet. Dolayısıyla günün doğrusunu yapmakla sorumluyuz. Bu konuda günün doğrusunun da gençlerimize yardımcı olmak ve yardımcı olmak insanlara da aracı olmak çabamız. Tabi bu arada bu 33 yaş sınırı ve ilk evlilik sınırı bir onun dışındaki evlilikler evlilik değildir, onun dışındakiler yanlıştır anlamında değil. Evet. Ama kaynaklarımız sınırlı. Bir teşvik anlamında böyle şeylere tercih ettik. Siz ilginiz için çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür bu fırsatı ederiz. Verdiğiniz için. Estağfurullah. Çok teşekkür ederiz değerli bilgileriniz için. Diliş Posası Söyleşilerinde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.